Evet, bugün biraz açık havadan yayın yapmak istedi canım. Hava çok güzel, serinledi. Bayılırım böyle havaya. Almam gereken de bir şeyler vardı. Doğu Bank tarafına geldim. Eminönü Doğu Bank hastasıyım buralarım. Buralara gelirken de aklımda bu video fikri belirdi. Niye? Bugün çünkü ben bir şeyler satın almaya geldim. Yine biraz elektronik ürün. Onlar için de paraya ihtiyaç vardı. Birazcık hisse senedi sattım. Ve orada kendime şunu sordum. Yani acaba insanlar hisse senetlerini ne zaman satmaları gerektiğini biliyorlar mı? Yani ne zaman ve nasıl almamız gerekiyor konusunda en dibin analiz yapıyoruz değil mi? Teknik analiz yapıyoruz, temel analiz yapıyoruz, bilançolara bakıyoruz, kar zararına bakıyoruz, temel rasyonlara bakıyoruz, şirketin yönetimini anlamaya çalışıyoruz. Ama istediğin kadar doğru yerden al, doğru yerden satamazsa ise senedini o kağıt değerinize olmuyor. Ve kendi yatırımcı geçmişimde de zamanlamayı, yani satış zamanlamasını yanlış yaptığım için para kaybettiğim çok örnek var. Bu nedenle işte bugün bu üzerine durmak istiyorum. Acaba hisse senetleri ne zaman satılmalı? Hisse senedini elleşlemek diyorum ben ona. Yani hisse senedini bir kez satın aldıktan sonra onunla olan ilişkimizi nasıl yönetmeliyiz? En doğru optimum satış zamanlaması nedir? Satışın kuralları neler? Bugün bunu ele alacağız. Bunlardan ilki çok net. Bir şeye ihtiyacım var. Bir ev almak istiyorum. Arabamı yenilemek istiyorum. Güzel bir yurt dışına tatil etmek istiyorum. İyi para kazandık. O zaman hisse senedi satılabilir. Ama açıkçası bu tip alımlarımın, bu tip tüketimlerin büyük bölümünü serbest nakit akışlarımla yani işimle karşılamayı tercih ediyorum. Çünkü hisse senetlerinden para kazanmak zaman alan bir şeydir. Yani düşünün, gittiniz Tesla hissesini aldınız. Şirketin çok büyüyeceğine inanıyorsunuz ama 3 ay sonra hisseyi sattınız. Fırsat vermediniz ki. Yani o fırsat nedir? O şirket büyüyecek, yatırım yapacak, işleri büyütecek, yeni strateji üretecek, yeni ürünler geliştirecek. Vakit alıyor bunlar. Sonra hemen sattığınızda sonuç alamıyorsunuz. Bu nedenle bir şey satın almak için hisse senedi satmaya genelde tasvip etmiyorum. Ama hayat bunu gerektirebilir. Bir de bazen yani hoşunuza giden bir şeyi almak, güzel bir tüketim ürünü almak, bunlar bence keyifli şeyler diye düşünüyorum. Bu arada arkada kandajda farkındasınız. Türk yok bölgede. Bölge tamamen Araplara ait diyelim. İkinci satma koşulu analizinizi yanlış yaptığınızı fark etmeniz. Olabilir. Sonuçta elimizden gelen en iyi analizleri yapmaya çalışıyoruz ama elbette hata yapabiliriz. Yani bir şirketin bilançosunu yanlış analiz etmiş olabiliriz. Büyüme potansiyelini yanlış analiz etmiş olabiliriz. Ve bunu fark ettiğimiz anda ki başıma geldi böyle örnekler. Derhal hemen satmalıyız. Çünkü bu yanlış analizler muhtemelen bize zarar ettirecek. Yani muhtemelen o hisse senedi pek iyi gitmeyecek. Çünkü eninde sonunda kısa vadeli dalgalanmaları bir kenara bakırsanız hisse senetlerinin performansı o şirketin performansına bağlı, işleri ilgili bitmemesine bağlı. Eğer siz yanlış bir analiz yapıp işleri iyi gitmeyecek bir şirkete yatırım yapmışsanız muhtemelen bunda para kaybedeceksiniz. O yüzden ne yapacaksınız? Hemen satın. Bu aslında temel koşullardan bir tanesi. Herhangi bir yatırımınızda yatırım tezinizin yolunda gitmediğini düşünüyorsanız hemen satın. Bunu da ego yapmayın. Onu pişmanlığını yaşamayın. Önemli değil. Her zaman daha yatırım fırsatları var. Yeter ki ana paramızı, sermayemizi eritmeyelim. O zaman işimize bakmaya devam edebiliriz. Gördüğünüzden tahmin ediyorsunuz, İstanbul'da en sevdiğim yerlerinden bir tanesi. Mısır Çarşısı'nda. Adı çok sevdiğim bir şarküteri var. Oradan biraz alışveriş yapacağım. Eğer kalabalıktan yolumu bulursam. İkinci kural ne? Satış yapmak için. Süper analiz yaptınız. Analiziniz de çok doğru. Fakat işler beklendiği gibi gitmiyor. Mümkün bu yani. Neden? Dış koşullarda değişim var. Faizler yükseldi. Şirket bundan dolayı ürünlerini satamıyor mesela. Yani. Veyahut da şirket çok uğraştı, çok iyi niyetliydi ama gerekli teknoloji geliştiremedi. Üründe sorun yaşıyor. Bundan dolayı satışlar kötü. Bunlar hep mümkün. Böyle durumlarda da satış düşünmelisiniz. Çünkü her yatırımın arkasında bir yatırım tezi olmalı. Ne demek yatırım tezi? Bu şirketin neden büyüyeceğine ve ileride daha fazla serbest nakit akışı yaratacağına dair bir tezimizin olması lazım. Teknolojilerle ilgili, ürünlere ilgili, nasıl gelişeceğine ilgili. Eğer bu tezde zayıflama varsa satış düşünmeliyiz. Çok net bu. Bizim şu ana kadar 17 hisse senedi üzerinde durduk ekiple beraber. Eğer katılmadıysanız YouTube katılım üyeleri arasında gene sizde hisse senedini çok detaylı inceliyoruz. Alım fırsatlarına bakıyoruz. Daha sonra gerçekleşen bilançoları değerlendiriyoruz. Yani çok detaylı analiz yapıyoruz. Ama aralarında şu anda hiçbir bilmeyenler var. Ve bu bilanço dönemi bittiğinde tekrar bir analiz yapacağız ve bunlardan bazıları belki yatırımdan eleyeceğiz. Çünkü yatırım tezimin sıkıntıya girdiği yerler görebiliyorum. Ve bunda sıfır ego yapar. Vay hocam, geçmişte böyle demiştin. Ya geçmişte öyle dedim çünkü o dönemki veriler onlardı ama dünya değişti ve yatırım tezim bozuluyor. Böyle durumlarda da yine yatırımdan acımadan hızlı şekilde çıkarım.
en büyük hatamız pek çok durumda zarar etmekten çok korkuyoruz. Onu böyle bir ego meselesi haline getiriyoruz. Bu geri dönecek, dönmeyebilir. Üstelik bir sürü başka fırsat var. Bu da bizi bir sonraki maddemize götürüyor. Hisse senetleri satmak için başka iyi bir sebeple daha iyi fırsatlarla karşılaşmıyoruz. Yakaladık bir hisseyi, temel analiz doğruydu. Beklediğimiz gibi de gitti her şey. Hisse yükseldi, harika. Ama artık durdu. Var öyle hisseler, bizim portföyde de var. Yaptı hatanın yılbaşından beri, şimdi duruyor. Onlar dururken başka hisseler hareketlenebilir. Fakat burada dikkat etmemiz gereken konu oradan oraya atlamak değil sürekli. Yani yeni bir hisse gireceksek onun analizini de derli toplu yapmış olmamız gerekiyor. Ama eğer bütün analizlerinizin sonunda gerçekten daha avantajlı bir yatırım görüyorsanız biz sonuçta yatırımlarımızla evlenmek için burada değiliz. Biz bu yatırımlardan para kazanmak istiyoruz ve daha iyi fırsat varsa eski fırsatla vedalaşma zamanı geldi demek. Bir diğer madde de şirket yönetim yapısında bozulma. Bunu görüyoruz bazı şirketlerde. Yani şirket son derece hırslı, yüksek motivasyonlu bir yönetim ekibiyle yola çıkıyor. Ama daha sonra şirket kötüleşiyor, kötü yönetiliyor. Niye? İşte yönetim ekibi fazla havaya giriyor. Yönetim ekibindeki bazı insanlar anlaşamıyorlar, ekiplerden ayrılıyorlar. Mesela bu hafta Tesla'da Mali İşler Müdürü'nün ayrılmasından biraz korktuk açıkçası hep beraber. Çünkü çok değerli bir adamdı. Neyse, anladık ki fazla sorun yok. Ama bu tip şeyler önemli. Böyle durumlarda da hisse satmak düşünülebilir. Yönetim kalitesi bozulan şirket çünkü hiçbir yere varamaz. Yani en tepedeki insanların motivasyonu, şirkete olan inançları, çalışma yoğunlukları, liderlikleri, ekibe katkıları, dürüstlükleri, açıklıkları, hakimiyetleri, bunlar çok çok önemli. Ve son olarak da benim sebebi de hakikaten öncelik sıramda, en sonunda da makro meseleler. Yani makro ekonomideki meseleler. Fed faizi ne yapacak? Amerikan enflasyonu ne olacak? Bunlar size de etkiliyorlar. Fakat bunların etkileri genelde geçici oluyor. Yani elinizde çok iyi bir şirket varsa, ki mesela biz bunu geçen sene yaşadık aslında. 2021'den harika hisseler vardı elimizde. 2022'de çok büyük bölümde yeri ciddi şekilde düştü. Fakat onlardan iyi olan şirketler, gerçekten iyi olan şirketler. Nvidia, Tesla, Palantir. Bunların hepsi hızlı geri döndüler. Çünkü o finansal koşullardaki değişiklik daha zayıf şirketi çok kötü vuruyor. İyi şirket ise aslında bundan bir süre sonra yararlanıyor. Çünkü zayıf şirketler bir de eğlenmiş oluyorlar. Ama yine de makro ekonomide çok kötü bir şeyler varsa o zaman da hisse senetleri de bir ara vermek, vedalaşmak yararlı olabilir diye düşünüyorum. Çok sık yapmamaya çalıştığım bir şey. Ama özellikle bizim yatırım yaptığımız türden, yani Nasdaq borsasındaki hisselerin oynaklığı çok fazla olduğu için ve makro ekonomiye çok dayalı oldukları için o konuda da biraz dikkatli olmak gerekiyor. Bir hisse senedinden çıkmanın en süper doğru zamanlaması diye bir şey yok. Bir kere bu biraz göreceli bir şey. Belki kendinize bir hedef koyacağız, onu tutturduğunuz çıkıyorsunuz. Canı istedi çıkıyorsunuz, hepsi olabilir. Ama temel mesele, bir hisse senedini aldığımızda onu uzun nefeste tutmayı düşünmemiz lazım. Warren Buffett diyor ki, eğer bir hisse senedini 10 yıl boyunca elinde tutacağını düşünmüyorsan 10 dakika bile satın alma. Çok seviyorum bu mantığı. Evet, yani koşullar biraz sert. Bu sert koşullarda bazen yanlış kararlar alıyoruz, pişman oluyoruz, çıkmak istiyoruz. Ama bütün değer yatırımda uzun vadede çıkmaktan geliyor. Bu nedenle satma kararı zaman zaman almanız gerekebilir. Ama ana fikir alırken uzun süre tutacak kalitede hisse senetleri almak ve onları satma düşüncesini biraz kafamızdan atmak. Bakalım dış havadan uçak kimler nasıl oldu, ses kalitesi ben de merak ediyorum. Dinlemedim şu anda bu küçük mikrofondan yaptığım bu kayıtları. Umarım hoşunuza gider. Ve özellikle trade işlemleri yapmak istiyorsanız, siz de benimle beraber hisse almak, satmak, o dünyayı daha yakından görmek istiyorsanız iki hareket yapmanız gerekiyor. Bir tanesi kuantferi.com'a üye olun. Orada çünkü ücretsiz işlem yapabiliyoruz. Bu harika bir şey sürece başlamak için. Çünkü ücretler yüksek Türkiye'de. İkincisi bir de YouTube katıl üyesi olun. İşlemleri oradan görün. Haddini aşağı gelirseniz WhatsApp grubuna katılıp daha da detay takip edebilirsiniz. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.